edindiğiniz Allah'tan gayrı endad, Cenab-ı Hakk'ın hatırının üstüne çıkardığınız, Cenab-ı Hak ile yarıştırdığınız çok sevgili çocuklarınız, çok sevgili eşleriniz, işleriniz, evleriniz, kabileleriniz, aşiretleriniz, halklarınız, mahalleleriniz, şehirleriniz, milletleriniz, futbol takımlarınız, çevreleriniz, endüstrileriniz, her ne varsa uğrunda Cenab-ı Hakk'ın yap veya yapma dediği her şeyi umursamayıp onların yaplarına, yapmalarına adandığınız, Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini ve her türlü değerlerini göz ardı edip onların değerleriyle boyandığınız, onların hükümleriyle tüm tercih ve davranışlarınızı şekillendirdikleriniz size ölümden sonra bir hayat sağlayamazlar. Bu ifadenin içerisinde bunlar sizi zaten ölümden engelleyemezler, gizli duruyor. Onu inkar edemediği için, diğerine zaten cevap bulamadığı için bu can evinden vurulmuşçasına kafir bu sözü duyunca ferrat min kasvara. Aslan görüp ürkmüş, yabani eşek gibi kaçmaya başlar. Çünkü bu onun kendi iç dünyasında tuttuğu köşe başlarındaki bütün bağları, ipleri çözüyor, bütün kapıları açıyor, bütün barajların kapaklarını boşaltıyor. Kendisini korkunç düşünce yığınının altında boğulmaya bırakacak. Halbuki o kendisine yalan bir dünya, ışıksız, ışıktan steril bir ortam oluşturarak batıla kendisini adapte etmeye çalışıyordu. Varsa yoksa çevresiyle, varsa yoksa eşiyle, varsa yoksa işte o kısacık hayatıyla, kısa olduğunu da düşünmeden hep olacakmışçasına kandırdığı o küçücük dairesiyle mutlu olmaya çalışırken siz sonsuz bir ufuk ile yer küre üzerinde bir şey mi buldun? O sana hayat mı sağlıyor? Cenab-ı Hak dedi ki وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَمْلِكُونَ لَا يَخْلُقُونَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ Hiçbir şey yaratamazlar, kendileri zaten yaratıklar. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا Kendilerine bir yarar zarar zaten sağlayamazlar. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Onlar bir mevte, onlar yahut bir hayata yahut bir nuşura malik değiller. Yani ölü olduramazlar, hayat bulduramazlar, tekrardan da diriltemezler. Düşünce planında varlığı ölümle, hayatı ölüm sonrası ilim ve iradesiyle Cenab-ı Hakk'ın ve yeni bir ölümü gündeminden silmeden yol haritasının tam ortasına koyarak buradan geçeceğiz diyebilerek ve sonrasında da yeniden dirilmeyi umarak, eğer yerinden dirilmeyi ummuyorsa bir insan o zaman kafirlere daha yakın demektir. Eğer yeniden dirilmek heyecanı, düşüncesi gelecek planında ufkunu sarıyorsa, orada en üst noktada bir gelecek beklentisi olarak yer bulmuşsa, bugün ayağı taşa değse yarın cennette ayağının taşa değmeyeceği, bugün hastalansa yarın cennette hiç hastalığın olmadığı, bugün herhangi bir sebeple mutsuzluk yaşasa yarın cennette hiçbir mutsuzluk yaşanmadığı, bugün biriyle ilişse, kötü söz duysa yarın cennette hiçbir kötü sözün la yesma'una fiha lagvan ve la ta'thima olmadığı bir ortamın tesellisiyle avunan ve bunun ümidiyle ya Rabbi buna yaraşır amellerim yoksa bile en azından beklentim var. En azından burada her daraldıkça oranın hayaliyle, oranın beklentisiyle, oranın ümidiyle ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım beni sen bu beklentim ile yanlışlarımdan vazgeçer, günahlarımı affeder ve güzel bir akıbetle buluşturursun
sürecinde olan kimse akleden kimsedir. Diğerleri ölümü bile düşünmeyen, hayata odaklanmış seküler bir yaklaşım ile en çok kendilerine zarar veren kimseler olarak akletmeyen, mevcut gidişatını bile, çünkü bilirsiniz trend önemlidir, işlerde de önemlidir her bakımdan. Yani gidişat nereye? Grafik çizeriz bunun için, trendi görelim diye. Günü birlik değil, bugün, yarın, üç gün, beş gün değil. Ne kadar geçmişten, ne kadar geleceğe, akış nereye? Kul kendi hayatında trendi, resme daha üst bakmayı, grafiğe biraz daha yukarıdan bakmayı tercih etmiyorsa, resmi biraz daha büyüttüğünde hemen grafiğin ucundaki uçta duran ölüm gözükmeye başlayınca tekrar zoomlamaya başlıyor, içeri iniyor. Orayı görmeyecek kadar büyütüyor şeyini, menşeini. Hayal dünyasında düşünürken büyütüyor, büyütüyor. 70'ler, 80'ler, 90'lar, bak biraz daha büyütürse ölüm gözüküyor uçtan, küçültüyor. Yok, oraya kadar olmasın. Çünkü o la yercune düşünü şura. Bunu özellikle yapmıyor. Yani kişinin akletmeksizin hayvanlardan daha aşağıda bir düşünce planını yaşaması iradi bir davranıştır. İstemlidir. Tercihe dayalıdır. O yüzden Allah Azze ve Celle bunun adını küfür koydu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.